Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüş onlardan kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kanemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Hindonezya'da Uygurlar üçün keng kölemlik namayış başlandı. 17 dekabr Hindonezya Ulamolar Kengashi Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini qattiq tanqid qilib bayonot e'lon qilgandan keyin ertasidan boshlablab butun Hindonezyada Sharq Turkiston masalasi kuchli kun tartibga kelishga boshlandi. 18 dekabr kuni Hindonezyadagi musulmon o'quvchilar birlashmasi Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga elib berayotgan dindan chiqarish qilmishlariga qarshi Xitoy elchixonasi oldida namoyish elib bordi. Tünügün bolsa Xitay elçixanası şünki ola köp delillerge qarmasın, yanılı burunqi yalğancılığı bilen Hindonezya xalqını aldımaqçı bulup, Uyğur xalqının hemme erkillikinin barlıqını bildirip sepseti sattı. Manı bugün Hindonezya tarihi da Uyğur xalqı üçün en köp adam qatnaşqan, şundaqlı paytaxıt Jakarta adılı emes, belki onluğan çoğun şehirlerge kengaygan keng kölemlik namayış elip berildi ve devam kılmaqta. Namayışının bugünkidek cümə günüge orullaştırılışımı adamının teximi köp qatnışışığı türtkü bolğan bolıp, hər qaysi çoğun İslami təşkilat rəisleri, cemaat ərbabları, kən xalqını, Xitay təcavüzcilerinin Şarkı Türkistan xalqını irqi qırğın qılıp yok qılış cinayetin toxtuş üçün, Allah Ta'ala'nın şəksizki müminlər qeyrindaşdır digən şuarını asas qılgan halda Şarkı Türkistan xalqıya iki çıxışı çağırdı. Bugün mescitlerde okulgan hutbelerinin hemmesi de Uygur halkının bugünkü içinişlik hali, onlarının kim ikerliki tepsili tunuşturuldu. Hindonezya'daki televizya kanalları besbeste Şarkı Türkistan meselesini kündertipçi keltürgen bulup, mahsus mutakassislerini çakırıp Uygur halkının tarihi, onlarının Xitay tarafından kandak işgal kılınğallıkı, hazırki içinişlik ehvali, ceza lagerleri meselesini keng dairede kündertipçi elip geldi. Bütün İslam dünyasında tüncü bulup, şundakla Hindonezya tarihinde birinci kıtım bu derecede keng kölemlik halkının katnışı bilen ötküzülgen bu namayış, onlarının çoğun küçük er ayal qeyri yaş demesinden umumyüzlük Uygur halkıya ilgi çıkışı dünyanın her kaysi caylardaki Şarkı Türkistan halkının közlerine sık yaş elip geldi. Hindonezya Dini İşler Ministeri Lokman Hakim Seyfuddin, Xitay rejimidan Uyg'ur xalqining haqiqiy ahvoli haqida ochiqlama berishini talab qildi. Minister Luqman Hakim e'lon qilgan bayonotida xalqaro jamiyatning Sharqi Turkistondagi musulmonlarning oqibatidan andishi qilayotganligini ta'kidlab turib, Xitayning Uyg'urlarning ahvoli haqida jiddiy bayonot berishini umid qilganligini ifodaladi. Minister Luqman yana hukumat bo'lish sifatimiz bilan Xitayning Jakartadagi elchixonasiga Hindonezyadagi barliq sahalarning Uyğur xalqının əhvali haqqıdaki endişisini bildirib, məktub yollaşı haqqıda çağırıq qılğanlıqını bildirdi. Yeni bir tərəfdən, Hindonezyadaki ən çox İslami təşkilatlardan biri bolğan Muhammediyyə cəmaəti rəisi Haydar Nasırmı tünügün elan qılğan bayanatıda Şarkı Türkistan xalqının əhvali haqqıda Xitaydın həqiqi şəkildə bir uçuqlımı berişin tələb qıldı. O sözü deyənə, Xitaydın hər qandaq səbəb buluşdun qət'i nəzər, qattiq qo'lliq va bostirishni o'z ichiga olgan harakatda bo'lishga haqqi yo'qligini ta'kidlab, Xitoy rejimi oldi bilan bo'lg'unchilik bilan ayiblayotgan xalqqa ozoda va rohat siyosiy muhit hozirlashi kerakligini bildirdi. U so'zida yana rayonda bo'libmi Uyg'ur xalqining huzuri uchun insoniy va moddiy yordamda bo'lish masalasida tayyor ekanliklarini bildirdi. Yana bir tarafdan Hindonezya ulamolar majlisi bosh kotibi Anwar Abbasmi bayonot e'lon qilib, Xitoyning kishilik huquqini dafsanda qilib turib, Uyg'ur xalqiga qarshi xohlagancha muomila qilishga haqqi yo'qligini bildirdi. Hindonezya xalqining bu darajada keng ko'lamlik Uyg'ur xalqiga ega chiqishi hukumat doiralarini mo harakatga keltirdi. Hindonezya prezidenti vakili Yusuf Kalla muxbirlarga bayonot berib, Xitoyning Uyg'ur xalqiga elib berayotgan siyosati haqida Xitoy doiralari bilan suhbat elib berildiganligini bildirdi. Hindonezya xalqının Uyğur xalqı üçün elib barğan tarixi namayışı 2009-cı yıldaki ürümçi qırğıncılıqdan keyinki Türkiyəni əslətdi. Hindonezya Taşqı İşlər Ministerliği Xitay elçisini çağırtıp Uyğurlarının vəziyyətini sürüşdü qıldı. Hindonezya Taşqı İşlər Ministerliği Xitayının Hindonezyada turuşluq baş elçisini ministerliğe çağırtıp Uyğurlarının vəziyyəti haqqıdaki endişelerini oturuğa qoyğan.
Jakarta poştisi gelsinin haber kılışça, Hindonizya Taşkı İşler Ministerliği Xitay Baş Elçisi Shao Chen'ni düşenbe günü çağırtıp, onundan Uyghurlarının vaziyetini sürüştü kılgan. Hindonizya Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Armanta Nasiri çarşamba günü muhbirlarga kılgan sözü de, özlerinin Xitay elçisiga dini itikad erkenlikinin halkara kişilik hukuk kanunlarıdı bekitilgen bir hukukluğunu, barlıq devletlerinin onunla hürmet kılış ve kapaletki iki kılış mecburiyetinin barlıqını eskertkenlikini bildirdi. Kastamonu Üniversitesi'de Türk Dünyası Meseleleri temasında yığın ötküzüldü. 20 dekabr Musul, Kerkük, Cenubi Azerbaycan Katarlıq Türk Dünyası Türkleri Şark Türkistan hakkında muhakeme yığını elip vardı. Yığını Profesör Ercan Çelebi söz kılıp, Türk Dünyası ayrılmaz bir gevdudur. Türk Cumhuriyetleri birbirine ilgi bulup, meselelerini hal kılışı gerek. Bulmasa Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nı okşaş, közboyamcı teşkilatlar özüge tartıp getirdi ve bizden sebimizini bölüp etirdi. Şarkı Türkistan halkını tehimi yalğız kaldırdı diğerlerini bildirdi. Şarkı Türkistan halkıya vakaleten Kastamonu Üniversitesi Tarih Belleri okutukçısı Dr. Dilber Hanım söz kılıp, Uyghurlarının tarihi ehvali ve Xitay'a karşı elip bargan inqilapları, kurgan devletleri, Şarkı Türkistan'ın stratejilik muhimliği hakkında malumat verdi. Dilber Hanım sözü de Xitay'ın Lopnur'da ve Teklimakan'da elip bargan atom sınaklarını ve hazırkı Şarkı Türkistan halkıya elip beruatkan kırgın kılıç cinayetini bayan kılgan deyken, Türkiye hükümetinin bu zulümlerine karşı közünü yumu alğanlıkı, hatta Xitay emeldarları Türkiye'ye kelgende ali derecede kütüvelip, takdir namelerini soğuğa kılışı, Xitay'ın tuprak pütüllükünü koğdaydı kallıkını bildirişi, Xitay'ın Uyghurlarına kılıvatkan bastırışlarını kollu kallık buludu kallıkı. Türkiye hükümet oruları bu hıl pozisyenini devamlaştırsa, Xitay Uyghurlarını tehimi yüreklik bastırdı kallıkını bildirdi. Ankara'ya yürüyüş kılgan bir grup Uyghur Düzce şehrine yetip vardı. 15. dekabr İstanbul'dan Ankara'ya karab yolga çıkan kıyrındaşlarımız yürüyüşünü cephalık devamlaştırmakta. Ali Ekber Damollam'ın yetekçiliğinde de Xitay tecavüzcilerinin vatanımızda elip beruatkan irki kırgıncılık cinayetine Türk halkının şunaklı dünyanın dikkatini tartış için Ankara'ya piyade yürüyüş hareketi 15. dekabr başlangan idi. Mani bugün 21. dekabr günü kıyrındaşlarımız tohtuman yakkan yağmur havanın her hıl özgürlüğe pisent kılmasının devamlık algı yürüp 20. dekabr keşte Düzce şehrine yetip geldi. Onlarını Düzce şehrindeki Alperen Ocakları Şöbesi'nin mesulleri kızgın kütüm aldı. Bugün cümle namazdinkin Düzce şehrinde Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki siyasi bastırışı bayan kılınan teşvikat varakçıları tarakıtıldı. Kıyrındaşlarımızın Anatolia Agnetliği muhbirleri ziyaret kılgan bulup, ziyaret gelgen muhbirga Ali Ekber Damollam bu kıtımkı yürüyüşünün mahsusunu, Xitay Şarkı Türkistan halkını irki kırgın kılıvatkan bosumu, bırak dünya halkı bunun sükut kılgallıkını tonuşturup ötü. İgilinçe bu kıtımkı yürüyüş tahminen bir aygıcı devamlaşıdığan bulup, yol boyudaki şehir yazılarda Şarkı Türkistan'daki Xitay cinayetleri tonuşturuldukken. Bizden uzunluğun yakıda, her kıl faaliyetle bilen Şarkı Türkistan'da bulavatkan bu tecavüzünü, bu ırkı kırgınçılıkların mevcutluğunu devletken bulsak mı, dünya halkı bizini tesliklemedi, bizi bu cihette işenmedi. Hazır kadar, hala hazır kadar Xitay'ın tesliklemedi, Xitay'ın belgen dekalatına işen çıkılmadı. Kastamonu'da Şarkı Türkistan'daki şehitlerine atap gayibane cinazı namazı okuldu. 21. dekabr Türkiye'nin Kastamonu şehrindeki ülke ocaklarından yardım bilen Şarkı Türkistan'daki şehitlerimiz için gayibane cinazı namazı okuldu. Kastamonu şehrindeki barlıq çoğun camilerde Şarkı Türkistan'daki şehitler için cinazı namazı okulgan bulup, Xitay'ın Şarkı Türkistan'da elip beruatkan siyasi bastırışları bayan kılınan teşvikat varakçıları tarıktıldı. Kastamonu'daki en çok cami Nasrullah Camisi'nin imamı söz kılıp, dünyanın her yerlerde Müslümanlar zalimler tarafından ezilip atkallıkını, en beşi de Şarkı Türkistan Müslümanlarının irki kırgın kılınıp atkallıkı. Ve bununla karşı biz Müslümanlar birbirimizge iyi buluşumuz, bir buluşumuz gerek diğerlerini bildirdi. Ahırda Şarkı Türkistanlı okuyucular ay yıldızlık kök bayrakları bilen şehir köçülerde yürüyüş kıldı. Anatolia Yaşlar Cemiyeti Türkiye'nin her kaysı şehirlerde Şarkı Türkistan'daki şehitler için gayibane cinazı namazı okudu. Bugün Türkiye'deki en çok ammevi teşkilatlardan biri olan Anatolia Yaşlar Cemiyeti
Türkiye'nin paytaxtı Ankara başta her kaysi şehirlerde Cuma namazından keyin Şarkı Türkistan'da Xitay tecavüzcüler tarafından şehit kılınan şehitler için gayibane cinaze namazı okudu. Ankara'daki en çok cami Hacı Bayram Veli Camisi'de ötküzülgen namazdan keyin ahbarat ilan kılış yığını uyuşturuldu. Bayanatta cemiyetki vakaleten Anatolia Yaşlar Cemiyeti Ankara Şöbesi Reisi Ahmet Şanver, ''Ey bir vücutunun azalırığı okşaş buluşku buyurulgan Müslümanlar.'' Xitayning Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarida musulmon uyg'ur turklariga elib berayotgan ijroatlari aslo qabul qilinmaydi. Ay bir binoning xishlariga o'xshash zich bo'lishga buyurilgan musulmonlar. Ay bir-biriga qarindosh, vali va vasiyat qilg'uvchisi qilingan musulmonlar. Aziz Islom diyori Sharqi Turkistonda qarindoshlarimiz ig'ir parishon holda anglayotamsizlar. Yuzligan xalq musulmon uxlima qarindoshinga igichiq shuarlari bilan Müslüman kırındaşlarımızın kini, ceni, numusu, işbiti, öz kinimiz, cenimiz, numusumuz ve işbitimizge okşaş azizdur digen işbadiler de boldi. Xitay Ankara'da Xitay Muhacirleri Cemiyeti kurmakçı. 21. dekabr ictimai uçur vasıtları tarqalgan uçurlarda malum buluşça, Xitay Ankara'da Ankara Xitay Muhacirleri Cemiyeti kurmakçı bolgan. Xitaylarının bu vaqtda tarqatgan taklifi de Ankara Xitay Muhacirleri Cemiyetinin kuruluş marasimi 23. dekabr tushdan burun saat 11'de Sheraton mehmonxonasi Tulipya yig'in zalida ochilganligi bildirildi. Aloqador uchurlarda ma'lum bo'lishicha Xitaylarning mazkur jamiyatni qurishdagi asoslik maqsadi Xitay raisi Xi Jinpingning bir balvoq bir yo'l savdo planiga ovoz qo'shish, Turkiyadagi Xitay kommunistlarining shirkatlari hamda madaniyat tarbiya organlari bilan zich hamkorlashish uchun Ankara'daki Xitaylarni bir yerga to'plash ekanligi. Xitayning bu jamiyatni qurishda quyuq iqtisodiy va siyosiy g'arizi hamda har xil nayranglarni boshlash g'arizining bor ekanligi bildirilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshirmiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.